Evren TYT Geometri 9. soru. Burada arkadaşlarım zor bir soru sormuşlar analitikte. K'li ile AB'nin oranı soruluyor. Verilen bir değer var. P noktası 6'ya 5. Zaten birim kareleri de çizerek size koordinat sisteminde net bir şekilde göstermiş. Burada arkadaşlarım bu tarz sorularda şu noktaların, şu acayip noktaların ya apsisleri bulunur ya da ordinatları bulunur. Ona göre adım hesabı yapılır. İşte apsis atıyorum 2'den 3'e çıkmış, 1 artmış. Burada o zaman 7'den 10'a çıktıysa 3 artmış. Oran 1 bölü 3'tür şeklinde yorum yapacağız. Biz bir koordinatlarını bir yerleştirelim. Mesela şu K'nın apsisi var 2. Ordinatını bilmiyorum. L'nin ordinatını biliyorum, apsisini bilmiyorum. A'nın apsisini biliyorum 4. Ama ordinatını bilmiyorum. B'nin ordinatını biliyorum, apsisini bilmiyorum. O zaman B'nin iki seçenekten apsisi kullanacağım. O zaman şunun apsisine M yazayım, salladım. Ordinat 4. M'ye 4. Bunun apsisi 4, ordinat umurumda değil. L'nin arkadaşlarım apsisini bilmiyorum. O zaman bunun apsisine ne yazayım? N yazayım. Ordinatı 2. N'ye 2. Şimdi benim M'ye ve N'ye ihtiyacım var. K ve A'nın apsislerini zaten biliyoruz. Bunda da eğimi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu doğrunun eğimiyle bir başlayalım. 0, 0'dan ve 6'ya 5'ten geçen bir doğru. Bu doğrunun eğimi 5 eksi 0, y2 eksi y1'den geliyor. 5 eksi 0 bölü 6 eksi 0, yani 5 bölü 6'dır. O zaman ben bunu şunun için değil de L'nin apsisini bulmak için kullanayım. 0, 0 ve L'den geçen doğrunun eğimi şöyle hesaplarız. 2 eksi 0, 2 bölü n eksi 0, n eşittir eğim, yani 5 bölü 6. İşler dışlar yaparsanız n eşittir 12 bölü 5 gelecek. Şimdi yerine yazalım. Şunun apsis oldu 12 bölü 5. N tamam. Şimdi M'ye geçiyorum. 0, 0 ve B'den geçen doğrunun eğimi ne yapıyor? 4 eksi 0, 4 bölü M eksi 0, M eşittir eğim, yani 5 bölü 6. İşler dışlardan M eşittir 24 bölü 5 gelir. Şurası. Şuraya da 24 bölü 5 buldum M'i. Bu da tamam. O zaman cevaba yaklaştık gibi bir şey. Ben, bana sorulan soru KL bölü AB'ydi ya arkadaşlarım. KL'nin yerine ne yazacağım ben? Şu K ile L'nin apsisleri farkını alacağım. Büyük olandan küçük olanı çıkartın. 12 bölü 5'ten 12 bölü 5'ten 2 çıkacak. AB'nin yerine ne yazacağım? AB'nin yerine de B eksi A'yı. Apsisleri farkını tabii ki. 24 bölü 5'ten 4'ü çıkartacağım. 24 bölü 5 eksi 4. Neler yapıyor bir bakalım. 12 bölü 5 yapar şurası. Şunun eşitine bakıyorum arkadaşlar. Bu da 4 bölü 5 yapar. 2 bölü 5'i 4 bölü 5'e bölerseniz sonucu 1 bölü 2 bulursunuz.